Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bartın Çimento Fabrikası, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir kit olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuş, 1993 tarihinden sonra özelleştirilmiştir. 28 Aralık 2005 yılında Sanko Holding bünyesine katılmıştır. Şirket 2010 yılı itibariyle mevcut sistem üzerinde teknolojik iyileştirme ve geliştirme yaparak üretim kapasitesini artırmıştır. Yeni teknolojiyi yakından izleyen, çalışmalarında takım ruhunu benimseyen ve çevre konusunda son derece duyarlı olan şirket, müşteri memnuniyeti ve kaliteden ödün vermeden sektördeki ilerleyişine devam etmektedir. Bulunduğu çevreye ekonomik bir canlılık kazandıran şirket, çevrenin korunması için gereken tüm önlemleri almış ve almaya devam etmektedir. Modern tesisleriyle çevreye ekonomik canlılık kazandıran şirket, ek istihdam yaratan, rekabet gücünü artıran yapısıyla ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlamaktadır. Kalite ve güvence anlayışını misyon edinen şirket, istikrarlı kalite anlayışıyla topluma ve çevreye saygılı çalışma politikası uygulamaktadır. Şirket Bartın'da bulunduğu konumu itibariyle de ülke ekonomisine sağladığı katkıların yanı sıra ihracat ve ithalatta önemli rol oynamaktadır. Biz de şirket genel müdürü İbrahim Keretli'yi ziyaret ederek Bartın'daki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Fabrikamız eski Çitosan zamanında kurulmuş bir fabrika. 1962 yılında kurulmuş. Daha sonra özelleştirmeler sırasında Sanko ailesi tarafından 2005 yılında satın alınmış. Ancak tabii ki alındığı zamanda çok eski bir teknolojiye sahip olması sebebiyle fabrikada ciddi bir yatırım yapılmış ve şu anda yapılan yatırımlarla elde edilen kalori tüketimleri ve elektrik tüketimi olarak iddialı bir fabrikayız. Bunu biz elektrik işleri TÜTİ idaresinin yapmış olduğu benchmark çalışmalarında da zaten kendimizi Türkiye'nin neresinde olduğunu görüyoruz. O konuda da oldukça iddialı bir fabrikayız. Satın alındığı sırada fabrikamız yaklaşık yıllık 200 bin ton kapasiteye sahip bir fabrikayken şu anda 1 milyon 400 bin tona yapılan yatırımlar sonucunda çıkmış durumdayız. Yaklaşık 7 kat büyümüş durumdayız ve Türkiye'nin en temiz ve çevreci fabrikasıyız diyebilirim. Toplam yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon 200 bin ton klinker üretim kapasitesine sahibiz. 1 milyon 400 bin tonda çimento üretme kapasitesine sahibiz. Ülkemiz enerjiye dışa bağımlı bir ülke konumundadır. Ancak son yıllarda yapılan yatırımlarla bu bağımlılık giderek azalmaktadır. İbrahim Keretli de enerjide dışa bağımlı olmamızdan dolayı çimento sektörünün de enerji giderlerinin fazla olduğunu dile getiriyor. Biz çimento sektörü olarak oldukça enerji yoğun bir sektörüz. Yaklaşık maliyetimizin %60 ila 65'ini enerji oluşturmaktadır. Enerji derken neyi kastediyoruz? Kömür ve elektrik enerjisini kastediyoruz. Bunların toplamı %65'i belirlemektedir. Kömürü yurt dışından ithal ediyoruz. Doğal olarak maliyetimizi direkt kurlarla etkilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü kurların artması bizim maliyetlerimizi ciddi anlamda artırmaktadır. Diğer kısımda elektrik enerjisinden elde ediyoruz bu %65'in. %25'i yaklaşık elektrikten oluşmaktadır. Geri kalan kısımlarda ham madde, işçilik, amortisman gibi maliyet kalemlerinden oluşmaktadır. Ülkemizde üretilen kömürlerin kalorifik değerlerinin düşük olması çimento sektörünü olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla bu durumda üreticileri ithal kömürlere yöneltmektedir. İbrahim Keretli de bu durumla ilgili görüşlerini dile getiriyor.
Türkiye'deki kömürler genç kömürler dediğimiz kalorifik değeri oldukça düşük kömürlerden oluşmaktadır. Çimento sanayinin kullanabileceği kömürlerin kalorisi 6000 kilokalori kilogram seviyesinde olması gerekir. Çünkü sistem ona göre dizayn edilmiştir. Bu sebeple bu tarzdaki kömürler Türkiye'de 500-600 bin tonu geçememektedir. Sektörün kullanmış olduğu kömür miktarı ise 6 milyon tonlar seviyesindedir. Zaten ihtiyaca karşılık gelen bir kömür çıkmamaktadır. Ondan dolayı ithal etmek zorunda kalıyoruz. Her sektörde olduğu gibi çimento sektöründe de rekabetler söz konusu. Ancak şirketlerin teknolojiye önem vermeleri bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. İbrahim Keretli de sektördeki rekabetleri şu sözlerle dile getiriyor. Sektörde ciddi anlamda bir rekabet yaşıyoruz. Sürekli kendimizi maliyet anlamında güncel tutmak zorundayız. Onun için en son sistemleri kullanmaya çalışıp maliyetlerimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kalitemizi de her zaman yukarıda tutmak. Bizim PC42.5 dediğimiz kaliteler şu anda bizim üretimimizde 55-56 megapascal seviyelerinde gidiyoruz. Standardın öngördüğünün çok üstünde üretim yapıyoruz. Burada da kendimizi kalite olarak rakiplerimizden ayrıştırmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde başlatmış olduğu istihdam teşviği birçok yatırımcı tarafından da karşılık buldu. Bu durumda ülkemizdeki işsizlik sorununa katkı sağlayarak üretim hacmini de hızlandırmış oldu. İbrahim Keretli de bu istihdam seferberliğine şirket olarak katkı sağladıklarını dile getiriyor. Fabrikamızda şu anda kadro olarak 230 kişi kadrolu çalışanımız var. Yani direkt bizden maaş alan anlamında söylüyorum bunu. Bunun yanı sıra müteahhit çalışanlarıyla birlikte 500-600 lira varan istihdam sağlamış oluyoruz. Ancak bunların ailesiyle birlikte bizim etki ettiğimiz bayi ağı, bayilerde çalışanlar, yani çimento sektörü olarak genelde bir fabrika 5-6 bin kişiye iş sağlamış oluyor. Genel olarak böyle bir katkımız var. Ayrıca demin söylediğiniz gibi konuk olduğu ailesi olarak biz holding bazında tüm çalışan sayımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen söz doğrultusunda %5 olarak artırmış durumdayız istihdamı. İbrahim Keretli, ülkemizde çimento sektörünün son yıllarda büyüme gösterdiğini belirterek bu konudaki görüşlerini mikrofonlarımız aracılığıyla dile getiriyor. Şimdi genel olarak sektörü biraz özetlemem gerekirse, Türkiye'de çimento sektöründe iç piyasada tüketimin çok üstünde bir üretim kapasitesi var. Ve sürekli de yeni fabrikalar sektöre gelmektedir. Bu yeni fabrikaların gelmesi ile kapasiteler ciddi anlamda artmakta. Ancak Türkiye'nin de belli bir büyüme trendi var, %4-5'ler seviyesinde. Orta vadeli planda da bu zaten %4 seviyesinde bir öngörü var. Ancak çimento sektörü bunun çok üstünde büyümekte. Benim gördüğüm bir sıkıntı sektörde bu büyümenin belli bir planlama dahilinde yapılması bence daha doğru olur. Ülkemizin sonuçta kaynağını biz bu yatırımları yurt dışı bağlantılı yapıyorsunuz. Yurt dışına ciddi bir döviz gidişi var. Bunu da kontrol altına alıp Türkiye'nin gerçek anlamda nerede ihtiyacı varsa oraya doğru yöneltilmesi bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Üretim kapasitelerini her geçen gün artırdıklarını belirten İbrahim Keretli, ticari hacmin genişlemesi için bölgedeki liman kapasitesinin artırılması gerektiğini dile getiriyor. Biz pazarın uç noktasındayız. Bu da demektir ki ana pazarlar olan İstanbul, Ankara gibi illere uzak kalıyoruz. Bu sebeple ürünümüzün bir kısmını deniz yoluyla buralara gönderme gibi bir ihtiyacımız var.
Bundan dolayı da mevcut limanımız tabii yeterli kapasitede değil. Bunun büyütülmesi bizim talebimizdir. Zaten bir de şu anda yürütülmekte olan, daha doğrusu başlanacak olan Filyos liman projesi var. Bunun da bölgeye ciddi bir ivme kazandıracağına inanıyorum. İbrahim Keretli, Bartın'ın yatırım yapmak için ideal bir kent olduğunu belirterek yatırım yapmak isteyenleri bölgeye davet ediyor. Biz burada bir çimento fabrikasını almak, satın almak ve bunu geliştirip Türkiye'nin en modern tesislerinden birisi haline getirmekten memnunuz. Tüm yatırımcılara da Bartın'a gelmesini tavsiye ediyorum. Zaten demin söylediğim gibi liman projesi, eğer Filyos liman projesi ve bizim mevcut olan limanın kapasitesi artırılırsa otomatik olarak zaten dünyaya açılan bir kapı oluşacak ve bütün sektörlerinde Bartın'a geleceğini düşünüyorum. Bu konuda da zaten Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız da bu konularda öncülük etmektedir. Eminim ki bütün sektörler bu iki limanın faaliyete geçmesiyle Bartın'a gelecekler. Bunun yanı sıra turizm alanında da ben Bartın'ı şanslı görüyorum. Çok yakın bölgelerimizde turistik açıdan çok güzel yerler var. Turizmin de gelişeceğini, kısacası Bartın'ın iline gelmesini herkese tavsiye ediyorum.